Şimdi CHP'ye bakalım. CHP'deki gerilim bu kez meclise taşındı. Yani yeni genel başkan Özgür Özel'le eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ekipleri oda yüzünden birbirine girdi. Sorun büyüyünce de polis çağrıldı. Şimdi detayları da Haber Global editörü Özlem Demirci takip etti. Bakalım neler aktaracak Özlem bu gerilimle ilgili. Seni dinliyoruz. Evet Mine Sarı, CHP bu kez de mecliste yaşanan bu oda kriziyle gündemde. Aslında bu oda krizinin yaşanmasına neden olan süreç haftalar öncesine dayanıyor diyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetimin değişmesiyle birlikte meclis idare amirliği seçimleri yapılacaktı. Ancak bu noktada Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in adayları arasındaki o rekabet nedeniyle seçim uzun süre ertelenmişti. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Orhan Sümer'in adaylığı tartışma konusu olmuştu ve bu süreçte seçim ertelenmişti. Orhan Sümer'e CHP yönetiminden Özgür Özel'den baskı yapıldığı ve Sümer'in adaylıktan çekildiği de bu nedenle çekildiği de yine kulis bilgileri arasında bizim Ocak ayında tartıştığımız, konuştuğumuz konuların başında geliyordu. Orhan Sümer kendisine yapılan baskılar sonrasında adaylıktan çekilmişti. Onun yerine yine Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen başka bir isim Uğur Bayrak tutan adaylığını açıklamıştı ve seçim Ocak ayında gerçekleşti. Yaklaşık 3 hafta önce yapılan bu seçimde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adayı olan Yaşar Tüzün'le Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Uğur Bayrak tutan karşı karşıya geldi. Tüzün'ün 55 oyuna karşılık Bayrak tutan 67 oy alarak bu seçimi, bu yarışı göğüslemişti ve kazanmıştı. Yeni idare amiri olarak seçilmişti Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Peki neden odasına, Cumhuriyet Halk Partisi grubundaki o kattaki odasına neden yerleşemedi? Yaklaşık 3 haftadır aslında odasına geçmeyi ve görevine odasında devam etmeyi bekliyor Bayrak tutan, ancak bu noktada yine Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin zorlaştırdığını söyleyebiliriz odasına yerleşmesi noktasında Bayrak tutanın. Neler yaşandı? O odada kim kalıyordu? Öncelikle onu bir anlatalım. Şükran Kütükçü kalıyordu. O odayı o kullanıyordu. Şükran Kütükçü yine Kılıçdaroğlu'nun yıllarca birlikte çalıştığı bir isim. SSK Genel Müdürlüğü döneminden beri yanında olan bir bürokrat aslında kendisi. Kılıçdaroğlu genel başkan seçildikten sonra da onun özel kalem müdürlüğünü yapmıştı. Yıllarca mecliste birlikte çalışmışlardı ve Şükran Kütükçü Kılıçdaroğlu'nun hep yanındaydı. Mecliste, grup toplantılarında, mecliste yaptığı mesaisinde her zaman yanında görüyorduk bizler parlamentoda kendisini. Ancak bu değişim sürecinde Kütükçü'nün de saf değiştirdiğini söyleyebiliriz. Şükran Kütükçü Özgür Özel'in safına geçince kendisine CHP Protokol Müdürlüğü ünvanı verilmişti ve meclis idare amirlerinin kullandığı o odaya da yerleşmişti Şükran Kütükçü bu süreçte ve kendisinden odayı boşaltması istendiğinde de kabul etmedi. Aslında o da Uğur Bayrak tutana verilmesi gerekirken hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetiminin isteğiyle, baskısıyla hem de Kütükçü'nün bu noktada koyduğu tavırla o oda bir türlü boşaltılamamıştı. Bu noktada tabii ki Uğur Bayrak tutan da odasına yerleşmek, hakkı olan yere yerleşmek için de çabalarını sürdürdü. 3 haftadır bu konuyla ilgili girişimlerini sürdürdü. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle görüştü, onlarla bir iletişim kurmaya çalıştı, ancak süreç bir türlü olumlu şekilde seyretmeyince de Uğur Bayrak tutan artık durumu meclis yönetimine taşıdı ve meclis genel sekreterliğinden bu odanın boşaltılmasını istedi. Genel sekreterlikte sürece müdahale etti tabii ki ve CHP yönetimine odanın bayrak tutana teslim edilmesini istedi. Şükran Kütükçü ile görüşerek bunun gerçekleşmesini istediler, ancak Şükran Kütükçü bu noktada yine kabul etmedi. Bir yandan CHP'nin kendi yönetimi Şükran Kütükçü'ye odayı boşaltmamasını söylerken, dediğimiz gibi Şükran Kütükçü de aslında Kılıçdaroğlu ile yan yana yürüyen bir isimken Özgür Özel'in safına geçti için odayı boşaltmamakta ısrar etti. Artık bu süreçte de devreye polislerin girdiğini söyleyebiliriz. Dün bununla ilgili adımlar atıldı ve meclis genel sekreterliğinin polisleri artık odayı kendi anahtarlarıyla açmak zorunda kaldılar. Bu anahtarlarla odaya girip Şükran Kütükçü'nün özel eşyalarını, tüm eşyalarını odadan tahliye ettiler. Uğur Bayrak Tutan'ın eşyalarını yerleştirdiler ve isimliğe de Uğur Bayrak Tutan'ın ismini yazdılar. Bu şekilde gerçek sahibine verilmiş oldu aslında o da, ama bu süreçte yine kulislere yansıyan
yansıyan bir takım gerilimler yaşandığını da söyleyebiliriz. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır bu isimliği kırarak bu odaya ben buradayken kimse giremez diyerek tepki gösterdi. Ancak tabii ki meclisin bu noktada, meclis yönetiminin bu noktada etkili olduğunu ve odanın Uğur Bayrak Tutan'a teslim edildiğini söyleyebiliriz. Evet. Peki. Cumhuriyet Halk Partisi bir kez daha tartışmalarla, bir kez daha gerilimle, bu kez mecliste yaşanan oda kriziyle gündemdeydi. Ancak Uğur Bayrak Tutan 22-23 gündür beklediği odasına dün itibariyle kavuştu diyelim. Peki. Özlem Demirci, çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyorum Ankara ofisine.